Merhabalar, bugünkü programımızda size yine estetikle ilgili çok çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Bacak estetiği çok önemli diyoruz, gerçekten önemli. Bununla beraber bacakların tabii bir de en dizlerinde olan yani en ucunda olan ayaklarımız var. Ayak estetiği de çok çok önemli ve bu amaçla ortopedi doktorumuz Doktor Mahmut Kalender de bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Fatih Bey. Hocam şimdi şöyle, ayak estetiği dediğimiz zaman özellikle hastaların en sık bize veya size diyeyim başvuru sebeplerinden bir tanesi, bize ayak estetiği için geliyorlar ama biz diyoruz ki bu ortopedinin konusu ve bununla ilgili olarak özellikle baş parmağın uç kısmında bir çıkıntı oluyor. Hallux valgus diyorsunuz. Siz buna böyle bir problem olan hastaya ne yapıyorsunuz hocam? Nasıl yaklaşıyorsunuz? Bu hastanın şikayeti şimdi nedir? Önce hallux valgus anlatalım. Hallux valgus dediğimiz bu vücut ekseninden iç tarafa doğru açılanması varus, dış tarafa doğru açılanması valgus. Yani şey olarak doğru, metatarsta varus vardır, uç kısmında parmakta valgus vardır. Hallux dediğimiz ayak baş parmağının dışa doğru açılanması, bu açılanma yaparken metatarsında yani tarak kemiğinin iç tarafa doğru kayması, bu kaymadan ötürü de tam şurada bir çıkıntı oluşması. Evet. Yani bu çıkıntı başlarda küçüktür. Biz buna bunyon deriz. Gene baş parmağın ekseni doğrudur. Ama yavaş yavaş bu ilerledikçe, diğer parmağın altına girdikçe bu parmaktan asırlaşmalar başlar. Buradaki parmaktan asırlaşmalar başlar. Buradaki çıkıntı çok daha büyük olduğu için eklemi bozmaya başlar. Ayakkabının içerisine sıkıştığı için hastanın normal ayakkabı alması çok güçleşir. Diğer parmakları da bu bozulan eksen etkilediği için hepsinde yavaş yavaş çekiç parmak dediğimiz, tokmak parmak dediğimiz anormallikler gelişmeye başlar. Evet. Şu kısımda genişlediği için ayağı artık taraklı bir vaziyete gelmiştir. Bunu düzeltmeden hastanın tekrar normal ayakkabı giymesi, ağrısız yürümesi biraz zor. Bunun da en baş sebeplerinden birisi aslında düz tabanlıktır. Düz tabanlık. Yani düz tabanlık varsa, bu iç taraf kavis aşağı doğru çöküyorsa bu parmaklar ister istemez şekil bozukluğuna gidiyor. Yani dengeyi sağlayabilmek için o parmak ne yapacağını şaşırıp eksenini bozuyor. Biz bunların tedavisinde mutlaka düz taban ameliyatlarında onun tedavisini ekliyoruz ki bu tekrarlamasın diye. Çünkü hallux valgus'un hakikaten çok yüksek oranda %10-15 gibi bir tekrarlama olasılığı var. Ama bu asıl meseleyi ortadan kaldırıp düz tabanlığı düzeltip şu ayak kavisini tekrar oluşturup parmakların da düzgün yere basmasını sağladığımız zaman, yük dağılımını düzgün ayarladığımız zaman hallux valgus'un da tekrarlaması diye bir şey kalmıyor. Yani hocam bu doğuştan olan bir şey değil diyoruz. Doğru mu? Bu aslında genetik. Genetik. Ama daha çok bu adolesan dönemde yani büloğa girdiği dönemde hızlı bir şekilde oluşmaya başlar. Yani çocuk 17-18 yaşına geldiğinde tam olarak hallux valgus oluşmuştur. Anladım. Doğuştan olan bir şey ama zamanla büyüyebiliyor, ilerleyebiliyor. Tabii ki. Peki yürümede zorluk yapar mı? Bunlar ağrılıdır zaten. Ayakkabı bulmak için bunlar kapı kapı gezerler. Bir gününü sadece bir ayakkabı bulmaya ayırırlar. Yani mutlaka bunun kısımları geniş, bizim box dediğimiz kısımları geniş ayakkabılar giymek zorundalar. Bunlara petler kullanırlar, ayak parmak aralarına plastik enstrümanlar kullanırlar. Bunların gece atelleri var, böyle gece takarlar sabaha kadar baş parmağı böyle dursun diye. Normalde bunun böyle yanında durması lazım ama bunların sadece yürüyüşleri değil geceleri bile ızdıraplı. Hocam toplumda sıklığı en fazla olan ayak deformitesi diyebilir miyiz buna? Toplumda sıklığı en fazla, düz taban bundan biraz daha sıktır ama yakın birbirlerine. Bizim toplumumuzda düz taban çok sık. Düz taban çok sık. Yani. Peki hocam tedavisi kolay mı? Tedavisi bunun yarım saatlik 45 dakikalık bir ameliyat. Sonrasında sadece 1,5 ay alçıda kalıyor kemik ameliyatı yaptıysak. Yani erken dönemlerde yakalarsak kemik ameliyatı olmadan sadece tendonlarla bağlarla işi düzeltebiliyorsak 1-2 hafta sonra yürümeye başlar. Yani ilerlemeden erken gelmek tedavi açısından önemli diyorsun. Erken dönemde özellikle düz tabanın şimdi yeni çıkan teknikleri var yani kemik ameliyatı yapmadan düz tabanlığı düzeltip bunun da bağlarını normal hale getirirsek hastalarımız 1-2 hafta içerisinde normal hayatına dönebilir. Yani ileri bir vaka için bu 1-1,5 aylık bir süreç iyileşme açısından. Doğru. Ama daha kolay, erken başvurulmuşsa eğer 1-2 hafta içerisinde normal günlük hayatına dönebilir diyebiliriz. Genelde çok geç geliyorlar Fatih'ciğim. Evet. Yani buradan asırlaşmalar oluyor, buradaki eklem bozuluyor, diğer parmak deformiteleriyle beraber. O zaman ameliyatlarımızın süresi biraz artıyor. Hocam peki izi ne kadar işlem esnasında?
Biz bunları genelde kapalı yapmaya çalışıyoruz ama kapalı. Kemik ameliyatı eklediysek gene 3-4 santimlik bir yüz olur. Anladım. Eğer ki ameliyat çok ileri değilse kapalı da yapılabiliyor. Tabii. Eğer ileri kaç milimetrelik ileriden yapabiliyoruz. 2-3 santimetrelik bir kesi de yapmak gerekebiliyor. Hocam çok teşekkür ederim. Çok rica faydalı ederim. Bir bilgi oldu. Rica hakikaten ederim. Ayak estetiği ile ilgili en sık karşılaşılan problemlerden birisi olan hallux valgus, yani ayak baş parmağındaki çıkıntı. Tabii buna bağlı olarak ciddi şikayetli olan hastalar olabiliyor. Bu tür probleminiz varsa bu videomuzu izlediyseniz eğer lütfen bize yazın, başvurun, muayenenizi yapalım ve ne gerekiyorsa ameliyatla ilgili olarak hocamız burada sağ olsun bize bu konuda destek oluyor. Sizlere de mutlaka fazlasıyla destek olacaktır. Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.